Türkiye ve Yunanistan. Aralarındaki tansiyonun hiç düşmediği iki komşu ülke. Türkler ve Yunanlar yüzyıllarca aynı bayrağın altında yaşamış ve kültürel olarak birbirlerine çok şey katmışlardır. Akdeniz toplumu olan bu iki taraf beraber yaşadığı zaman zarfında kaynaşmış ve bazı yönlerden birbirine benzer olmuştu. İki millet arasındaki sorunlar Yunanların 19. yüzyılın milliyetçilik akımına kapılıp Osmanlı'dan ayrılmak istemesiyle başlamıştır. Avrupa'nın büyük desteğiyle bağımsız olan Yunanlar, her fırsatta Türklerin karşısında yer almayı kendisine görebilmiş ve zamanla ortaya çözülmesi çok zor kronik sorunlar çıkmıştır. Bu sorunların pek çoğu da günümüze intikal etmiştir. Bu sorunlardan en mühimi Ege Denizi ile ilgili olanlardır. Ege sorunu, Ege Denizi'nin kara, hava ve deniz alanlarının kullanım ve dağılımlarına ilişkin iki ülke tarafından farklı algılanan anlaşmazlıklardır. Kara suları, kıta sahanlığı, hava sahası ve adaların silahlandırılması konuları sorunun temel alt başlıklarıdır. Bu sorunlara kısaca değinmek, olayın aklınızda daha iyi oturmasını sağlayacaktır. Kara suları, bir kıyı devletinin kara ülkesini çevreleyen ve uluslararası hukuka uygun olarak açıklara doğru belirli bir genişliğe kadar uzanan kıyı devletine ait deniz kuşağına verilen addır. Yani devletin kara toprakları gibi üzerinde tam egemenliğe sahip olduğu ülke parçalarıdır. Bir ülke kendi isteğiyle bu sahayı 12 mile çıkarmakta serbesttir. Fakat Ege Denizi özel bir deniz olduğu için bu büyük bir problem yaratmaktadır. Lozan Antlaşması ile Ege Denizi'nde kara suları sınırları 3 mil olarak belirlenmiştir. Fakat Yunanistan 17 Eylül 1936 tarihinde tek taraflı olarak kara sularını 6 mile çıkarmıştır. Türkiye ise 30 yıl buna herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Ancak 1964 yılında kendi kara sularını 6 mile çıkarmıştır. Bu konu çok önemlidir. Çünkü Ege Denizi'ndeki adaların neredeyse tamamı Yunanlara aittir. Yunanistan su parçalarını genişlettikçe Türkiye'nin hareket alanı daralmaktadır. Yunanların amacı kara sularını 12 mile çıkarmaktır. Adaların çoğu burnumuzun dibinde olduğu için bunun anlamı şudur. Antalya'dan kalkan bir gemiyi İstanbul'a götüremezsiniz. Çünkü Ege Yunanların. Çeşmede yürürken denize taş atarsanız alnınızın ortasına bir tane Yunan mermisi çakabilirler. Çünkü deniz Yunanların. Muğla'da denize girerseniz Yunan sahil güvenliği sizi alıp götürebilir. Çünkü Yunanistan'ın denizine girmişsinizdir. Edremit'te evinizde duş alırken küvetinizde bir Yunan gemisi belirebilir. Çünkü Ege Denizi Yunanların. Olayın doğuracağı sonuçlar işte bu kadar acı. Eğer kara suları 12 mil olursa Türkiye kuşatılmış olur ve güney, batı ve kuzey arasındaki deniz bağı kopar. Ege bir Yunan gölü olur ve ortadaki uluslararası sularda işlevini kaybeder. Yunanlar Karadeniz ticaretinin belirleyicisi olur ve bizim boğazların pek de önemi kalmaz. Tam tersi uygulamayı Türkiye yapabilir ama Türklerin böyle bir talebi yok. Türkiye'nin isteği Yunanların 12 mile çıkmamaları. Bir de kıta sahanlığı mevzu var. Kıta sahanlığı, denize sınırı olan bir devletin, kara ülkesinin deniz altındaki uzantısının dibi ve dip altı olarak tanımlanır. Kıta sahanlığı sınırları 200 deniz milidir. Kıta sahanlığının belirlenmesindeki ana amaç, denizin dibinde bulunan zenginliklerden kıyı ülkelerin yararlanabilmesidir. Örneğin, bir ülkenin kıyı şeridinde denizin dibinde bulunan petrol, doğalgaz, madenler ve su ürünlerinden yararlanabilmesi için bu sayılan kaynakların o ülkenin kıta sahanlığı sınırları içinde olması gerekmektedir. İki ülkenin kıta sahaları birbiriyle çakıştığı için ortada büyük bir sorun var. Adaların silahsızlandırılması konusuna gelirsek, Lozan'da Türkiye bazı adaları silahsız olması kaydıyla Yunanistan'a bırakmayı kabul etmişti. Ama zaman geçince Yunanlar anlaşmaya uymadı ve adaları silahlandırdı. Türkiye'nin buna sesi pek de çıkmadı. İki ülke arasında birçok sorun devam edip giderken, Ege konusunda tarafların net tutumları şu şekilde. Yunanlar, eğer biz taviz verirsek bu taviz emsal olur ve Türkler adaları geri alır korkusuyla sürekli saldırgan bir tutum sergilemekte. Türkler ise, zamanında aldığımız başarısızlıklar, yaptığımız yanlışlar ve hatalar yüzünden Ege'de çok büyük kayıplara uğradık, daha fazla taviz veremeyiz düşüncesiyle sert bir tutum sergiliyor. Kardak krizi de iki ülke arasında yaşanan bu krizlerde sadece birisiydi. Ama bu kriz neredeyse iki ülkeyi ilk kez savaşın eşiğine getirmişti.
Ege Denizi'nde Lozan'da kime ait olduğu belirtilmemiş 25 ada ve adacık ile 150 kadar kayalık mevcut. Bu kayalıklardan ikisi de Kardak kayalıkları. Bodrum ve Kalimnos arasında kalan bu iki kayalığın önünden her gün Türk balıkçıları geçerdi. Kimsenin aklına da burası kimin sorusu gelmezdi. Çünkü burası birkaç futbol sahası büyüklüğünde önemsiz iki çorak kayalıktı. 25 Aralık 1995'te Figen Akat isimli bir Türk ticaret gemisi bu kayalıklarda karaya oturdu ve kurtarılması gerekiyordu. Bir taraf Yunanistan, bir taraf Türkiye'ydi. İşte o an akıllara bir soru geldi. Bu kayalıklar kimindi? Türk yetkililer gemisini kurtarmaya çalışırken bir gün sonra Yunan dışişleri bir nota verdi. "Geminiz karasularımızda," diyorlardı. Türkiye bunu reddetti ama ertesi gün Yunan savaş gemileri gelip kaza yapan gemiyi silah zoruyla kurtarmaya çalıştılar. Şans eseri gemiyi bağladıkları demir halatlar koptu ve Figen Akat Türkiye'ye kaçtı. Notaların ardından haftalar geçmiş, Kardak unutulmuştu. Kimse bu ufak sorunu konuşmaz olmuştu. Fakat Yunanlar Kardak'ı unutmadı ve günler sonra tekrar bir nota vererek "Kayalıklar bizim," dediler. Türk dışişleri bu sefer işi araştırmaya başladı ve adanın tapusu Bodrum Kaymakamlığı'nda ortaya çıktı. Kardak, Türklerindi. Aslında Lozan'da adı geçmeyen ve boş olan adalarda Türklerin söz hakkı vardı. Çünkü buralar zamanında Osmanlı'ya aitti ve aidiyeti anlaşmada yoksa doğal olarak Osmanlı'nın mirasçısı olarak adaların Türkiye'ye kalması savunulabilecek bir tezdi. Fakat genelde Türkiye, Ege'deki bu tarz konulara çok ilgisiz davranmaktaydı. 19 Ocak 1996'da Kostas Simitis başbakanlığa seçildi ve seçilir seçilmez muhalefet kucağına Kardak'ı attı. Adaları Türklere bırakamayız diyerek işi kızıştırdılar. Yunan basını da baskı yapınca Kardak bir anda önem kazandı. Kazadan 20 gün sonra Kalimnos Adası Belediye Başkanı ve Papazı kayalıklara çıkıp Yunan bayrağını dikince işler bir anda bambaşka bir boyuta taşındı. Türkiye'de yer yerinden oynadı. İki Türk gazeteci kayalıklara çıkıp Yunan bayrağını indirip Türk bayraklarını diktiler. Tüm Yunan ve Türk televizyonları bu görüntüleri gösteriyordu. Türk diplomatlar ve askeri kanat sorun istemiyordu ama Yunanistan karışmıştı. Her zamanki gibi saldırgan davrandılar ve kayalıklara asker çıkarttılar. Türk bayraklarını indirip buraya yerleştiler. Artık bu saatten sonra işin dönüşü yoktu. Yunanlar "adaya yaklaşırsanız vururuz" gibi laflar edince İşler iyice kızıştı. Kardak artık Yunanistan'ındı. Olay üzerine ülkelerin gemi ve uçakları bölgeye ulaştı. Herkes tetikteydi. Birisi kurşun sıktığı an ortalık mahşer yerine dönebilirdi. 29 Ocak günü devlet ricali Ankara'da olağanüstü toplandı. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller, Dışişleri Bakanı Deniz Baykal, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları bu gergin toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Türk toprağının Yunan'a bırakılamayacağı, gerekirse silaha başvurulması gerektiği kararlaştırıldı. Ama bu zor bir karardı. Çünkü silah kullanılırsa savaş çıkabilirdi. Başbakan Çiller diplomatlara Kardak'ın önemini sordu. Kardak sıradan bir kayalık olabilirdi. Ama bırakılırsa geri kalan 150 kayalık ve ada için emsal teşkil edecekti. Ve öyle olunca da olay bir anda kıta sahanlığına, karasularına ve adaların kimin olduğu sorununa kadar evrilebilirdi. Yani Kardak domino etkisi yapacaktı. Kısacası Kardak'ı alan Ege'deki sınırları çizecekti. Kardak'a Türk askerleri çıkarsa ve çatışma yaşanırsa iş savaşa dönüşecekti. Türkler bunu istemiyorlardı ama Türk toprağı da bırakılamazdı. O gün orada devlet savaşa hazır olun kararı aldı. Toplantıda yer alan diplomat İnal Batu, orada iki ada olduğunu, Yunan askerinin olmadığı adaya çıkarma yapılırsa durumun eşitleneceğini ve çatışma ihtimalinin düşeceğini söyledi. Başta bu görüş pek benimsenmedi. Yunan komandosunun olduğu adaya çıkarma yapılıp Yunan bayrağı indirilmeliydi. Tansu Çiller, toplantıdan sonra alınan kararları şöyle özetlemişti. Bizde toprak verilmez. Bizde tek çakıl taşı verilmez. Bizde can verilir ama çakıl taşı verilmez. Artık savaş yakındı. Yunan ve Türk uçakları it dalışına girmiş, gemiler kayalıkların etrafında toplanmıştı. Ege ordusunun askerleri Bodrum'a doluşmuştu.
her şey tek bir kıvılcıma bakıyordu. ABD derhal olaya müdahale etti. Telefon trafiği ile iki tarafı da yatıştırmak istedi. Başkan Bill Clinton Türk tarafına bir delilik yapmayın, bekleyin diyordu. Türk devlet erkanı 30 Ocak günü Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın ofisinde tüm seçenekleri tekrar değerlendirdi. Bir gün önceki diğer adaya çıkalım fikri herkese makul geldi ve kabul edildi. Diğer adaya çıkılacak, durum eşitlenecekti. Amerikalılar sürekli arıyor, biz hallettik, bir girişimde bulunmanıza gerek yok diyordu. ABD Ege'de çıkacak bir savaştan çekinmekteydi. Ama halledilmiş bir şey de yoktu. Yunan tarafı da Türk tarafı da kararlıydı. Çiller ve Baykal ABD başkanının telefonlarına artık çıkmıyordu. 31 Ocak gecesi Türkler harekete geçti. Yunanlar helikopterlerle ya da gemilerle çıkar mı olur diye tedbir almıştı ama kimsenin aklına özel birlikler gelmemişti. Gümüşlü koyundan Zodiac botlarla çıkan sualtı taarruz, yani SAT komandoları sızma harekatıyla kayalıklara 1.30'da çıkmışlar, Yunan bayrağını indirip yerine şanlı Türk bayrağını asmışlardı. Şimdi kayalığın birinde Türkler, diğerinde Yunanlar vardı. Düşünme sırası karşı tarafa geçmişti. Haber Atina'ya bomba gibi düştü. Derhal toplantı yapıldı ve ihtimaller düşünüldü. Bu ihtimallerden birisi Kardağ'ı boş verip hiçbir şey beklemeden Türkiye'ye topyekün saldırmaktı. İlerleyen saatlerde ABD işe daha fazla ağırlığını koydu. Yunanlar çekilmeye ikna edildi. Türkler onlar çekilirse biz de çekiliriz demişti. Sabah güneş yükselirken her iki tarafta saat 8'de askerlerini kayalardan çekti. Ve böylece savaş hali bir anda ortadan kalktı. Kardak krizi noktalanmış oldu. İlerleyen dönemlerde iki taraf da kayalıkların kendisine ait olduğunu iddia etmeye devam etti. Türk tarafı Kardak ismini kullanmak istemedi ve belgelerden çıkardı. Çünkü Kardak Yunanca uç demekti. Bunun yerine Piri Reis'in haritasında ve halk ağzında kullanıldığı şekilde İkizler adıyla anılmaya başladı. Yunanistan ise her zamanki gibi şımarık çocukluğunu yaparak AB'ye buranın Yunan toprağı olduğunu kabul ettirdi ve Türkiye'yi işgalci olarak tanımlattı. Kardak krizinin üzerinden yıllar geçti ama Ege'deki sorunlar çözülmedi. Hatta ilerleyen evrelerde Yunanlar ilk başta bahsettiğimiz Lozan kapsamında olmayıp hukuken bize kalabilecek adalardan 18 tanesini işgal etti, yerleşimi açtı ve askeri yığınak yaptı. Türkiye ise 18 adası giderken bir şey yapmadı. Olaylar medyaya bile adam akıllı yansımadı. Zamanında Kardak için savaşı göze almışken, sonrasında Ege ile pek de ilgilenmedi. Ege'deki sorunlar olasıdır ki bizden sonraki nesillere intikal edecek ve uzunca bir süre daha Yunan-Türk ilişkilerine yön verecek.